Ekstremum nokta. Sevgili gençler, bir fx fonksiyonunun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarına ekstremum nokta denir. Birinci türevi sıfır yapan değerlere göre işaret tablosu yapılır. Uygun şartlarda tanımlı fx fonksiyonu verilsin. F türevi x eşittir 0 olmak üzere gençler kökleri x1 ve x2 olsun. Bakın, bu durumda işaret tablosuna göre karar vereceğim. Hangisi yerel maksimum, hangisi yerel minimum? Şimdi eğer x1, x2, x sonsuzla artı sonsuz arasında olmak üzere artı eksi artı diye gidiyor ise artacak, azalacak, artacak. Demek ki o zaman x1 virgül fx1 yerel maksimum, x2 virgül fx2 yerel minimum nokta olur. Peki hocam eksiyle başlayacaksak dediğinizi duyar gibiyim. O zaman eksi artı eksi gideceği için azalacak, artacak, azalacak. Yani x1 virgül fx1 yerel minimum olacak, x2 virgül fx2 yerel maksimum olacak. Gençler, çift kat kök durumu ise özeldir. Yani eşit iki kök durumunda ekstremum nokta olmaz. Neden olmaz? Çünkü x1 eşittir x2 olacağı için çift kat kök vardır. Yani çakışık kök ya da double root. Sağ taraftaki şart artı ise artı olacak. Eksi ise eksi olacak. Ya artan olacak bakın buradaki gibi ya da azalan olacak. Dolayısıyla burada yerel ekstremum noktası olmaz. Hocam ufak bir kazanım yapsak, pardon uygula yapsak daha iyi olacak dediğinizi duyar gibi. Uygun şartlarda tanımlı gençler. Fx eşittir x küp bölü 3 eksi 2x kare artı 3x artı 6 fonksiyonunun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulalım. Gençler, soruyu tamamıyla yazıyorum ki daha anlaşılır olsun. Gençler, çözümü şuraya yapalım. Ne diyoruz? Bakın yukarıdaki katı kazanımlarda diyorum ki türevini alın bir kere. Hemen türevini alıyoruz arkadaşlar. F üssü x eşittir. 3 başa düşecek. 3'ler götürecek. X kare eksi 4x artı 3. Sonra bunu sıfır yapan değerler, yani f üssü x'i sıfır yapan değerlere bakıyorum. X kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 ise gençler x x eksi 1'e eksi 3. Demek ki x eksi 1 çarpı x eksi 3 eşittir 0'dan. Arkadaşlar bu buradan bir 1 gelecek. Buradan da bir 3 gelecek. Hemen işaret tablosu. Bakın basamak basamak gidiyorum. İşaret tablosuna göre eksi sonsuz 1, 3 ve artı sonsuz. Bir burada 0 türevimiz, bir de burada 0. Peki bakıyorum şimdi işareti artı olduğu için hatırlayın. Artı, eksi, artı diye gidiyorum. Renkli kalemi al Nevzat. Burada artacak, burada azalacak, burada artacak. Demek ki burada max var, burada minimum var. Şimdi gençler her şeyi gördük. Peki maksimum noktasını bulalım. X eşittir 1 için. Burada yazıyorsunuz gençler fonksiyonda. Y eşittir 1 bölü 3. Eksi 2 artı 3 artı 6'dan. Buradan y eşittir. 22 bölü 3 çıkıyor gençler. Yani yerel maksimum noktamız neymiş? 1 virgül 22 bölü 3 yerel maksimum. Peki yerel minimum bulalım. Onu da gençler siyah kalemle yapıyorum. Şimdi x eşittir 3 için dikkat edecek olursanız yerel minimum var. Çünkü düşmüş, azalmış yani. En dip noktaymış, sonra yükselmeye başlamış. Onu da x eşittir 3 için onu da direkt bulalım arkadaşlar. Hemen yazmayalım. Çünkü anlatım yapıyorum şu anda. Yani x eşittir 3 için arkadaşlar y'yi de yerine koyuyorsunuz aynı fonksiyonda. Y yerine yazdığınız zaman da y eşittir 6 çıkar. Demek ki 3,6 noktası neymiş gençler? Yerel minimum nokta olur arkadaşlar. Fonksiyonunun yerel ekstremum noktasını bulalım. Arkadaşlar A şıkkını şuraya yapıyorum. Boşla. Şimdi ne anlatmıştım kazanımlarımda? Birinci türevi sıfır yapan değer yerel noktadır. Bu kadar basit. Yani f üssü x eşittir gençler. 4x eksi 8 ise f üssü x'i sıfır yapan değeri bulalım. Sıfır ise. Yani 4x eksi 8 eşittir 0'dan gençler. X eşittir 2'dir. Bu
yerel nokta. Peki, 2'ye göre tablo yaptığınız zaman, bakın şu şekilde, 2'ye göre tablo yaptığımız zaman arkadaşlar, x, f üssü, artı, eksi. Burada azalacak, burada artacak. Demek ki burada ne var arkadaşlar? Bakın, yerel minimum var. Zaten bunun parabolünü hatırlayın. Parabolü neydi gençler? Tepe noktasıydı bu. Tepe noktası r virgül k'ydı. Oradan öyle anlatmıştık. Çünkü türev olmadığı için daha henüz 10. sınıfta konumuz olarak. Yani şu nokta aslında. Pardon, 11'de anlattık artık. Yeni şu anki müfredatta parabolit 11'de anlatıyoruz gençler. Şu nokta r virgül k. Aslında buradaki nokta minimum değerdir. Yani yazıyorum x eşittir 2 için y'yi de bulduğunuz zaman burada arkadaşlar 2 kere 2 4, 8, 13, eksi 3 çıkıyor. Yani bu nokta, şu artık tepe noktamız demek ki, ya da yerel minimum noktamız 2 virgül eksi 3 olarak bulunur arkadaşlar. B şıkkında şurayı yapalım. Arkadaşlar B şıkkında da x küp eğrisi aslında, yani şu şekilde bir fonksiyon da. Yani burada iki tane bulmamız lazım. Bir burayı bulmamız lazım, bir de burayı yerel nokta olarak. Ne yapıyoruz? Yine hemen türevini alıyorum. F üssü x eşittir diyorum gençler. 3 başa düşeceği için götürecek x kare eksi 6x artı 9. Hocam hemen sıfır eşitleyelim dediğinizi duyar gibiyim. Ben de size derim, heyecanlamayın, yavaş. Bu da x eksi 3'ün karesi eşittir sıfırdan. Arkadaşlar buradan x 3 gelecek ama bu çift kat kök vardır burada. Dikkat edin ona. Yani şöyle tabloyu yaptığınız zaman burada 3 var. Burada 0. İşaretini hemen düzenleyelim. Saat burada ama 2 tane kök var. Bunu aman unutmayın. Ona dikkat edin aman. Bu çok önemli. Artıysa artıyla başladık. Çünkü niye? Artıyla bakın. Burada artı. Burada artan, burada artan. Ne demiştim hatırlarsanız gençler? Kesinlikle çift kat kökte, çakışık kökte yerel ekstremum noktaları olmaz. Yerel nokta yoktur. Yani burada direkt olarak yazabilirsiniz. Yerel ekstremum nokta yoktur arkadaşlar. Çünkü artan azalan bir kısmı söz konusu değil. Fonksiyonunun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarının absisleri toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın 2x küp eksi 2x kare eksi 16x artı 1 olduğu için x küp eğrisi ne olacak? Yaklaşık bu şekilde bir fonksiyon çıkacak. Yani iki tane değer bulacaksınız. Bir maksimum değeri bulacaksınız arkadaşlar, bir de minimum, yani yerel maksimum ve yerel minimum. Hocam türevi alalım dediğinizi duyar gibiyim. Hemen alalım gençler. Yani 6x kare eksi 4x eksi 16. Türevi sıfır yapan değerler yerel noktalarda ise 6x kare eksi 4x eksi 16 eşittir sıfırdan gençler. 2 ile sadeleştiriyorum bunu rahat olsun diye. 3x kare eksi 2x eksi 8 eşittir sıfır. Artık bundan sonra çarpanlara ayırıyorum arkadaşlar. 3x'e x, 4'e 2 desek oluyor mu bakıyorum da. Evet oluyor, şuna 2, 4 desek. Bunu eksi dersek, bunu artı desek. Bakın çapraz yaptığınız zaman hatırlayın bunları. Ortadakini veriyor, tamam. O zaman yazıyorum, diyorum ki arkadaş 3x artı 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Gençler burada hemen tablo yapıyorum. Eksi buradan ne gelecek onları da bulalım. Buradan bir eksi 4 bölü 3 gelecek. Buradan da bir 2 gelecek. Yani eksi 4 bölü 3'e 2 değerini buraya yazıyorum. Burada 0, burada 0. Renkli kalem al Nevzat. En dıştan artı ile başlıyorum. Çünkü burada artı olduğu için artı, eksi, artı. Artacak, azalacak gençler. Artacak. Burada maksimum olacak, burada minimum. Zaten bakın şekilde de görüyorsunuz bunu. O zaman yazıyorum, diyorum ki kardeşim x eşittir eksi 4 bölü 3 absisli noktada yerel maksimum var. Peki x eşittir 2 absisli noktada, çünkü bana oradan sormuyor gençler, noktada yerel minimum var. Peki ne soruyor bana? Yerel maksimum ve yerel minimum noktaların absisleri toplamını soruyor zaten. Bundan sonra afilli bir toplam. Gençler ben anlatmak için tabii bunları size yansıttım. Normalde şurada da direkt olarak şu fonksiyonda kökler toplamı neydi? X1 artı X2. Eksi 1 bölü A'ydı hocam dediğiniz duyar gibiyim. Yani buradan da çıkıyor zaten. Ne oluyor? 2 bölü 3 çıkıyor. Fakat biz tabii bulmuşken toplayalım şurada. Eksi 4 bölü 3 ile 2'yi topladığınız zaman yine arkadaşlar 2 bölü 3 sonucuna ulaşırsınız.